Merhaba arkadaşlar. Herkes için sıfırdan Arapça öğreniyorum derslerine hoş geldiniz. Burada e, asıl derse geçmeden önce bir kardeşimizin e, gönderdiği nota dayanarak burada kısa bir gramerle alakalı bir açıklama, bir izah e, yapacağım inşallah. E, burada yani kardeş demişti ki. E, El-Ebu veya El-Ummu anne baba demek. Ben de El-Validu şeklinde yazmıştım oraya. El-Validu e, baba demektir. El-Ebu da baba demektir. Yani Türkçemizde de e, zaten not, nota da yazmıştım oraya. E, Türkçemizde de mesela valide deriz, anne deriz, ana deriz. Ondan sonra e, başka dillerde de bu böyledir mesela dad der mesela İngilizce'de ya da father derler. Yani birçok tabirleri vardır. Bir de bu farklı dillerden alınan kelimelerle de alakalı. Mesela bizde gerçi valid kullanmaz ama Arapça'da baba demek. Fakat onun dişisi olan valideyi kullanırız. O da Arapça'dan gelme bir kelime. Valide anne manasında. Evet. Ama tabi böyle kafanızı kurcalayan e, sorular varsa not e, gönderebilirsiniz. Elimden geldiği kadar onları inşallah cevaplamaya çalışırım. E, sonuçta e, maksat gaye dilin güzel bir şekilde öğrenmesi öğrenilmesi. Burada e, ben kısa olarak, yani genellikle ben şu taraf, şunun taraftarıyım. Bir dili e, öğrenirken fazla gramer kaideleriyle boğulmamak gerekir. Gerekli yerlerde, gerekli kuralları zaten cümle içerisinde açıklıyorum ben. Yani cümlenin içerisinden hem kelimeleri hem de grameri cümlenin içerisinden öğrenmek, uygulamalı bir şekilde öğrenmek hem daha kalıcı hem daha verimli hem de e, yani bıkkınlık vermemesi açısından, usanç vermemesi açısından bir de ben baştan da dediğim gibi herkes için olacağı için bu dersler yani belki akademik bir um, altyapısı olan kişiler um, teknik terimler rahatsız etmez belki ama genellikle fazla teknik terimlerle olsun fazla gramer kaideleriyle olsun fazla boğmamak lazım. Ee, evet şurada isimler marife bir de nekredir. Yani marife, nekre bunlar buna verilen isimdir. Fakat asıl e, bunun manası önemlidir. Marife bildiğimiz, bilinen bir şey. Yani el kalemu eğer şu anda biz bir kalemden bahsediyorsa, kalem yanımızdaysa, elimizdeyse ya da o bir kalemin bahsi geçmişse belirli bir kalemdir. O herkes tarafından bilinen bir kalemdir. Yani el kalemu. Ona kalemu belirli bir kalemi ifade eder. Belirli varlıklara verilir yani e, deriz. El kalemu. Kalemun yani bu ileride de şimdi şu anda kalemun şeklinde, kitabun şeklinde, beytun şeklinde bir cümle kullanmadık şimdiye kadar. Ama ileriki derslerde olacak tabii ki. Ee, ama burada bir ön bilgi olaraktan onu da söyleyelim. Kalemun bir manasında. Kalemun bir kalem veya herhangi bir kalem, bilmediğimiz bir, herhangi bir kalemden bahsettiğim zaman, herhangi bir evden bahsettiğim zaman, herhangi bir dersten bahsettiğim zaman, dersun, kitabun, beytun, kalemun şeklinde deriz. Yani kalemunu bir manasında da tercüme edebiliriz. Yani kalemun bir kalem, herhangi bir kalem. El kalemu, o bil, e, belirsiz, bilinmeyen bir kalemi belirli bir hale getirmiştir. Eee... Bu nasıl yapılır? Yani sözlüklerde kalemu el kalemu şeklinde değildir. Kalemun şeklinde sözlükte yazılıdır zaten. Kalemun. Kalemunun bu tenvindir. Bu kalemunun e, bir dam e, damme ötreyle yazarız bunu. Burada çift ötre vardır çünkü. Kalemun, kalemun değil kalemu. Nunu, nunu neyi daha doğrusu kalemun. Türkçe yazsak bunu mesela. Kalemun şu şekilde yapalım onu. Kalemun, şunu kaldırdığımız zaman şuranın başına da sadece el koyuyoruz. El kalemu, kalemun, el kalemu, kitabun, el kitabu, e, pardon kitabun, el kitabu, beytun, el beytu, dersun, el dersu. Beytun, el beytu, kitabun, el kitabu, dersun, el dersu. Evet. Ee, dediğim gibi bu marife demek Belirli olduğunu göstermek Yani marife veya nekre e, Önemli olan bunun kullanılışıdır Yani bunun el kalemu Ne demek olduğunu el kalemi belirlidir Evet belirli bir varlığı gösteren Bir kelimedir burada Kalemun da Herhangi bir şeyi Herhangi bir e, varlığı e, O varlığı gösterir Yani kalemu şeklinde Fiillere de kısa bir değineyim. Fiiller mazi vardır, bir de muzari vardır. Mazi nedir? Arapçada iki şekil vardır. Yani mazi, muzari. Ee, mazi, geçmiş zamanda olan bir şeyi ifade eder. Geçmiştir yani. Ee, mesela rakibe bindi, ketebe yazdı. Gargara, gargara yaptığı şeklinde tı. Biz de tı, dı şeklinde kullanırız bunu. Yaptı, gördü, etti, bildi, buldu, yazdı şeklinde. Bunlar mazi fiillerdir. Muzari fiiller de onlar ileride gelecek. Şu anda muzari fiille alakalı e, okuma parçalarımızda yaz, yazımızda kullanmadık yani böyle bir kelime. O da gelecek ama burada da ön bilgi olarak bunu da bir anlatayım. Bu da muzari de e, geniş zaman da diyebiliriz yapıyor ya da yapacak manasında tercüme edilir. Ama yani dediğim gibi burada tek tek bunları gramer kaidelerini ezberleme yerine cümlenin içerisinden öğrenmek, cümlede nasıl kullanıldığını öğrenmek bence daha verimli. Tabii yani kaideleri öğrenmek isteyenler öğrenemez manasını değil. Ama herkes için tabii bu geçerli değil. Yani oturup kaideleri hepsini e, uygulamalar yapmadan öğrenirim diyebilecek insanların sayısı da bilmiyorum ne kadardır. O açıdan cümlenin içerisinden hem kalıcılık açısından cümlenin içerisinden öğrenilmesi daha verimli olur diye düşünüyorum. Sonra mazi fiiller vardır. Bir de fiillerin e, burada yani zamanla alakalı mazi muzari bir de şekilleriyle alakalı yazılışlarıyla alakalı e, Müceret bir de mezit fiiller vardır. Müceret fiil sözlükte gördüğümüz şekli asıl halidir. Yani mesela üçlüler vardır, Sülasi deriz bunlara. Bir de Rubai vardır, dörtlü mesela rakibe, ketebe, ondan sonra yani ketebe, nasara gibi üçlüdür bunlar. Kökleri bir, iki, üç hepsinde üçlüdür. Bir de dörtlüler vardır. Bu şekilde gargara misal 1, 2, 3, 4 harften oluşur. Bunlara mücerret fiil diyoruz. Üçlü bir de dörtlüdür. Ve bunlardan diğer, diğer fiiller, mezit fiiller, mesela erkebe, rakibe bindi, erkebe bindirdi, bindirdi şeklinde. Bu da üçlülerden türemiştir bunlar. Yani üçlülerden oluşmuştur. ilave 1, 2, 3 artık duruma göre harflerin ilavesiyle oluşturulan, e, oluşturulan e, fiillerdir. Evet, e, ama yeri geldikçe zaten bunların izahını yapacağız inşallah. Şimdiye kadar üçlüleri kullandık rakibe şeklinde, mesela e, kullanmadık. Bu yeni bir şey bindi demek bu. E, ama üçlüleri kullandık, e, müzairileri kullanmadık, mezit fiil kullanmadık, e, rubailleri kullanmadık şimdiye kadar ama cümlelerin içerisinde kullanılacak şekilde ileride inşallah gelecek. bir de şunu da ifade etmek gerekir. Mesela alvalidu nereden gelme? Aslında velededen gelme. Genellikle isimler olsun, kelimeler olsun temelleri üçlü ya veya dörtlü fiillere dayanır. Mesela ketebe'yi ele alsak diyelim ki şöyle. Mesela ketebe ketebe yazdı şeklinde katibu yazan kişi yazar demek katibun yazalım ya da el katibu katibun ondan sonra mektubun bun yazılmış bir şey Ondan sonra kitap mesela diyebiliriz. Bildiğimiz gibi bir kitaptır yani. Bu da e, kitap. Kitabun. E, yani bunlara baktığımız zaman temellerinde kef vardır, t vardır, b vardır. Kef vardır, t vardır, b vardır. Ama tabi bunları e, ezberlemek yerine e, manalarını öğrenmek, bilmek e, daha iyi. Ve belirli bir seviyeden sonra kelime hazinemiz, cümlelerle alakalı anlayışımız arttıktan sonra zaten bu kaideleri bir iki izahta da, e, anlamak daha iyi. Yani sıfırdan hiç bir bilgisi olmayanların direktmen gramerlerle başlayıp e, gramer kaideleri içerisinde boğulması usanç verir ve de dil öğrenmeyi çok aşırı zormuş gibi gösterir ve genellikle dil e, öğrenmeyi bırakanların çoğu da bu yüzden bırakıyorlar. E, o yüzden yavaş yavaş inşallah fazla acele etmeden e, öğrenin. Kısa olaraktan şöyle bir tavsiyelerde bulunayım ben. E, acizane faydalı olur düşüncesiyle onları da ben not aldım. Dil öğrenirken acele etmemek. Yani yavaş yavaş. Yani zaten acele etmek stres oluşturur. Stres ortamında da öğrenme kapasitemiz azalır. Yani stres yapmadan, acele etmeden, sakin bir şekilde hazmederekten, sindirerekten çalışmakta fayda var. Yani iki hafta da öğreneceğimiz şeyi dört haftada öğrensek ne olur? Yani sonuçta... Ama oturması açısından, sindirilmesi açısından daha iyidir. Bir dersi de anlamadan diğer derse geçmemekte fayda var. Yani bir kere dinledikten sonra tekrar dinleyebiliriz, tekrar dinleyebiliriz, tekrar çalışabiliriz. Sabah dinleyip misal diyelim yarım saat ya da 15 dakika. Öğlende de bir bakarız. Akşamüstü de tekrarın yapılması çok önemli. Evet, düzenli çalışmak, düzenli kendimize bir plan oluşturabiliriz. Misal, iki, bir her, her gün olabilir ya da e, yani iki günde, bir üç günde, haftanın bir günü, iki günü olabilir. Ama düzenli bir şekilde çalışmakta, bugün işte e, on saat çalışıp da ondan sonra bir hafta hiçbir şey yapmamak verimli değildir diye düşünüyorum ben o kadar. E, iradeli olmak. Ben bu dili öğreneceğim arkadaş. Başkaları öğreniyorsa ben de öğrenebilirim. Niye öğrenmeyeyim? Şeklinde düşünebiliriz. Kendimizi motive edebiliriz. Yani sonuçta öğrenenler de bir şekilde öğrendiler. Onlar öğrenebilmişse biz de öğrenebiliriz. Metot çok önemli tabii ki. Kaide önemli. Yani yanlış metotla başlandığı zaman ister istemez yani zorluğu onu düşünerekten öğrenilmez düşüncesine e, o düşüncesi oluşabiliyor. Yani günlük, burada belirttim, günlük e, veya belirli günlerde program yapmak faydalı olabilir belki. İlla programa da gerek yok ama düzenli çalışmak, saatlerce çalışma yerine kısa kısa çalışmak, sindirmek, onu da izah ettim. Yani e, günde yarım saat çalışılsa bence e, bir günde 7 gün bir şey yapmayı 6 gün bir şey yapmayı bir günde 10 saat çalışmaya bedeldir. Niye? Topladığımız zaten zaman zaten yine 3.5 saat etmiş oluyor. Günde 1 saat çalışsa bir insan yani çok mesafe kat eder diye düşünüyorum. Tekrar tekrar tek tekrarın önemi <laughs> büyüktür. Tekrar da arkası arkası. Mesela şu anda diyelim ki bu dersi bir derse dinliyorsunuz. Dinlediniz. Çalıştınız. Anlamaya çalıştınız ve anladınız. Hemen arkasından tekrar bakmanıza gerek yok. Onu bir yani hiç tekrar etmenize de gerek yok orada bitirin başka bir şey yapın ve belirli bir saat zaten ister istemez o kaideler oturacak insan inşallah yani kaydediliyor ve arkasından yani aradan birkaç saat sonra tekrar belki izleyebilirsiniz onu 2 3 kere 4 kere 5 kere öyle bakıldıktan sonra zaten sorun olmayacağını düşünüyorum. kelimelerde de her seferinde fazla kelime gelmiyor zaten en fazla 10 kelime ilave oluyor. Diğer öğrendiğimiz kelimelerin içerisinde de birbirine onların bağlanması daha rahat oluyor. Ve baştan dediğim gibi gramer kaideleriyle fazla kendini boğmamak gerekir. Yani çok aşırı gramer kaidelerini illa bütün gramer kaidelerini öğreneceğim ondan sonra bu dile başlayacağım diyenlerin çoğu yani okulda okul için öğrenenlerin haricinde genellikle özel hayatta bu şekilde öğrenenler çok az olur. Ama tabii gramer kaydeleri önemlidir. Bunu doğru öğrenmek gerekir, doğru kullanmak gerekir. Yani şimdi gramer ya fazla e, gramere takılmayalım diyerekten gramerin kullanılışını yanlış öğrenmemek lazım. Ama bizim de zaten harekeli yazıyorum ben. Yani hem söylüyorum hem de harekeli yazdığım için siz çalışırken de yani durdurup videoyu kendiniz de okusanız da harekeli yazdığım için önemli olan kullanılışın doğru olması. Çünkü yanlış kullanılan bir şeyi sonradan düzeltmek daha zor. Ama gramer kaidelerinin misal yani bizim şu anda Türkçeyi %99'umuz doğru kullanıyoruz. Fakat gramer kaideleriyle alakalı sorular sorsak kaç kişi onların cevabını verebilir ama kullanılması doğru kullanılması önemli. Ee, ve kelimelerde cümle içinden öğrenmek gerekir. Kelimelerde e, tek tek ezberlemek de usanç verir. Hem de kafada daha iyi kalması açısından. Çünkü cümlenin içerisinde hem daha rahat kafada kalır hem de cümle zaten kelimeleri çoğu zaman da izah eder, açıklar yani. Evet, e, yani bunlar da belki faydalı olur düşüncesiyle bunları da anlatma gereği duydum. Şimdi asıl dersimize geçebiliriz. Her zaman olduğu gibi tekrar bir birkaç defa manalarına geçmeden gramer kaidelerine geçmeden izah etmeden birkaç kere okuyalım kelimeleri cümleleri. الدرس الثاني عشر الدرس, الدرس الثاني عشر الدرس الثاني عشر الدرس الثاني عشرة. ما درس التلميذ درسه ما درس التلميذ درسه ما درس التلميذ درسه ما درس التلميذ درسه قال الأستاذ للتلميذ قال الأستاذ للتلميذ قال الأستاذ للتلميذ قال الأستاذ للتلميذ, قال الأستاذ للتلميذ. Ma darasta darsake? Ma darasta darsake? Ma darasta darsake? Ma darasta darsake? Wa kharaja min al-maktabi. Wa kharaja min al-maktabi. Wa kharaja min al-maktabi. Wa kharaja min al-maktabi. Evet, manalarına gelelim. Ad-dersu öğrendiğimiz kelime zaten ad-dersu. الدرس الدرس الثاني عشرة أون إكنج الدرس 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 الثاني عشرة الثاني عشرة الثاني عشرة أون الدرس الثاني عشرة أون إكنج درس الدرس الثاني عشرة أون إكنج درس الدرس الثاني عشرة أون إكنج درس ما Burada olumsuzluk, me, olumsuzluk bile soru e, kelimesiydi bu. Me, ne şeklinde soruyorduk. Bir de aynı zamanda me bir şeyin olumsuzluğunu gösterir. Mesela derasa çalıştı. Derasa çalıştı. Me derasa çalışmadı. Çalışmadı. Me derasa. Me derasa. Me derasa. Me, derasa. Me, derasa. Çalışmadı. Me derasa dil dersehu. Öğrenci. Me derasa tilmizu çalışmadı öğrenci dersehu neyi dersini dersehu neyi dersini ma darasa tilmizu dersehu ma darasa çalışmadı darasa çalıştı ma darasa çalışmadı darasa çalıştı ma darasa çalışmadı ma darasa tilmizu ma darasa tilmizu öğrenci çalışmadı dersehu dersini dersehu dersini dersehu dersini dersehu dersini, dersahu. dersini. Kale dedi. El ustazu öğretmen. Kâle el ustazu öğretmen dedi. 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 Lit tilmizi öğrenciye. Öğrenci tilmiz li ye manasında lit öğrenciye öğrenciye. Kâle el ustazu lit Öğretmen öğrenciye dedi. "Kaal <laughs> l-ustâzü Öğretmen öğrenciye dedi. Ma derasta çalışmadın. Ma darasta çalışmadın. Ma darasta çalışmadın. Ma darasta çalışmadın. 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 Derseke dersini. Derseke dersini. Mâ derasta derseke dersini. Mâ derasta derseke dersini. Ve derse haraca ve çıktı ve ve çıktı. Nereden? Minel mektebi bürodan. Min dan. El mektebu büro. Minel mektebi bürodan. El bu büro. Minel mektebi bürodan. Ve haraca minel mektebi. Ve haraca minel mektebi. Ve çıktı. Minel mektebi bürodan. Ve haraca minel mektebi. Ve çıktı. Minel mektebi min bürodan. Ve haraca minel mektebi Çıktı bürodan Evet burada M Ne manasındadır ne Aynı zamanda da olumsuzluğu Yani bir şeyin olumsuz e, Fiilin olumsuz yapar fiili Derasa çalıştı M çalışmadı Derasa çalıştı M çalışmadı Burada K'yi Ki'yi öğrenmiştik Mesela derseke Derseke ders derstir. ke, senin dersin yani dersini ya da as, asıl hali dersuke dersuke dersin dersuke dersin kitabuke kitabuke kitabın kitabuke kitabuki bir kıza dediğimiz zaman bir bayana kitabuki kitabın kitabuke kitabın erkek için kitabuki kitabın kitabuhu kitabı kitabı, erkek birisinin kitabı veya kendi kitabı. Kitabuhu, kitabuhu, dersehu, dersini. Burada dersuhu, dersi manasında dersi, dersi. E, -si. Burada soru neydi? Neyi? Dersini. Bu neyi? E, dersini. Burada da dersehu, dersuhu. dersuhu <laughs> derse hu yani burada fetayla yazılması e, neyi yapmadı çalışmadı dersini dersini çalışmadı evet ke kitabu ke kitabın kitabu ki kitabın bayanlar için kitabuhu kitabı kitabuhu kitabı ee, Etilmizu burada daha ziyade öğrenciler için ilkokul, orta ve e, lise talebeler için kullanılır. Ee, üniversite için. El Ustaz'da da aynı zamanda profesör manasında, aynı zamanda öğretmen manasında da kullanılır. El Ustaz'da öğretmen, Etilmizu öğretmen. Şedde, Fetha Şedde'nin üstüne yazılır. Kesra'da yani Esre'de altına yazılır. Burada, nerede? Şurada mesela. Littil mizi, littil mizi şeddenin altına yazılır. Burada da mizi altına yazılır. Min, asıl hali mindir. Fakat kendisinden sonra elif, lam gelirse bu kaydı dışı olarak da normalinde genel itibarıyla iyili yazılır bunlar. Şeyde olduğu gibi Ketebet, ketabeti, Ketebet, ketabeti. Fakat kaide dışı olaraktan da burada e yazılır. Min, mine, minel, mektebi. Min asıl hali mindir. Burada da li var. Littilmizi, littilmizi. Normalde ettilmizu, ettilmizu. Başına harfi cer geldiği için, li geldiği için bu sonu iyiliği okunur veya söylenir konuşulur ama bu de, geçmiş derslerden derslerin içerisinde onu izah ettiğim için kısa olarak burada yine hatırlatma mak yeterli kafidir diye düşünüyorum. Evet tekrar okuyalım. Ad-dersu's-saniye <laughs> 10. Ad-dersu's-saniye 10 12. ders. ed dersus saniye 10 12. ders. Ad-dersu's-saniye 10 12. ders. Ma çalışmadı. Ma darasa tilmizi hu Mâ darasa tilmizu dersehu, dersini çalışmadı. Mâ darasa tilmizu dersehu, dersini çalışmadı. Mâ darasa tilmizu dersehu, qâle l-ustâzu l-tilmizi, qâle l-ustâzu l-tilmizi, qâle l-ustâzu l-tilmizi, qâle l, 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 l öğretmen de dili tilmizi öğrenciye, qâle l-ustâzu öğretmen de dili tilmizi öğrenciye. Mâ darasta derseke, çalışmadın derseke dersini. Mâ darasta çalışmadın der, dersini. Bu ve çıktı minel mektebi bürodan. Ve haraca minel mektebi ve çıktı bürodan. Evet, kelime ee, çalışmasına geçelim. 12. al 12. aşara. al aşara. Ders çalıştı ders çalıştı darasa darasa ders çalışmadı ders çalışmadı ma darasa dedi Kale. qala qala ders çalışmadın. Ma daraste, ma Çıktı. Xaraca, KARACA KARACA Büro, büro. El mektebu, el mektebu, el mektebu. Bürodan. Minel mektebi. Minel mektebi. Minel mektebi. Öğrenci. Öğrenci. Etilmizu. 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 Öğrenciye. Öğrenciye. Littilmizi. Littilmizi. Öğrenciye lütfilmizi dersi dersi dersuhu 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 dersini yani üçüncü kişinin yani senin değil de dersini üçüncü kişinin dersini dersuhu 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 dersin senin dersin dersuke u ile yazıyoruz dersuke dersin dersuke dersin senin dersini yani dersini senin dersini derseke neyi dersini derseke derseke öğretmen hoca el ustazu El-üstâzu, el-üstâzu. Ders, el-dersu, ed dersu el-dersu. Evet, tekrar okuyalım birkaç kere. El-dersu sâni aşara, el-dersu sâni aşara. On ikinci ders, el-dersu sâni aşara. On on ikinci ders. 12 درس الدرس الثاني عشرة الدرس الثاني عشرة الدرس الثاني عشرة الدرس الثاني عشرة ما درس التلميذ درسه ما درس التلميذ درسه ما درس التلميذ درسه أورانجي درسني تشالش ما درس التلميذ درسه ما درس التلميذ درسه ما درس التلميذ درسه قال الأستاذ للتلميذ

وخرج من المكتب وخرج من المكتب وخرج من المكتب وخرج من المكتب وبرودان شكت وخرج من المكتب وبرودان شكت وخرج من المكتب وبرودان شكت أخذ كلمه وخرج من المكتب أخذ كلامه وخرج من المكتب أخذ كلمه وخرج من المكتب جلس التلميذ أخذ كتابه ودرس درسه، جلس التلميذ، أخذ كتابه، ودرس درسه، جلس التلميذ، أخذ كتابه، ودرس درسه، قال الولد للأستاذ، قال الولد للأستاذ، قال الولد للأستاذ: ما درست الدرس الجديد في البيت، ما درست الدرس الجديد في البيت، ما درست الدرس الجديد في البيت. Ma akhaztu kalemahu. Ma akhaztu kalemahu. Ma akhaztu kalemahu. Akhaza aldı. Akhaza aldı. Kalemahu kalemini. Yani birisinin kalemini, başka birisinin, üçüncü şahısın kalemini. Akhaza aldı kalemahu veya kendi kalemini. Yani kendisinin kalemini aldı. Akhaza kalemahu şu anda kendi kalemini aldı şeklinde e, kullanılır. Ekhadı kalemahu kalemini aldı. Ve halece, ve çıktı. Minel mektebi minel mektebi bürodan. Ekhadı kalemahu kalem ve kalemini aldı. Ve harece minel mektebi ve bürodan çıktı. Ekhadı kalemahu kalemini ve ve çıktı. Minel mektebi bürodan. Minel mektebi bürodan. Minel mektebi bürodan. Celese oturdu. Etilmizu öğrenci. Celese tilmizu öğrenci oturdu. Celese tilmizu öğrenci oturdu. Ahaza aldı. Kitabahu kitabını. Ahaza kitabahu kitabını aldı. Ve darasa ve ders çalıştı. Ve darasa ve ders çalıştı. Dersahu dersini ve dersini çalıştı. Celese oturdu. Etilmizu öğrenci. Celese tilmizu öğrenci oturdu. Ahaza kitabahu kitabını aldı. Ve darasa dersehu ve dersini çalıştı. Kale dedi el veledü çocuk. Kale el veledü çocuk dedi. Litilmi e, lil ustazi öğretmene. Lil ustazi öğretmene. Kale el veledü lil ustazi çocuk öğretmene dedi. Medarastu dersel cedide. Medarastu çalışmadım. Yapmadım. Dersi yapmadım. Ed dersel cedide. Yeni dersi. Yani ödevi manasında. Mâ darasû dersel yeni dersi yapmadım, çalışmadım. Fil beyti evde. Mâ darasû çalışmadım. Ed dersel yeni dersi. Fil beyti evde. Mâ darasû dersel cedîde fil beyti. Mâ darasû dersel fil beyti. Yeni dersi evde çalışmadım. Yeni dersi evde yapmadım. evet. Ma'akhastu <laughs> kalemmehu kalemini başkasının üçüncü kişinin ma'akhastu <laughs> ben almadım ma'akhastu <laughs> almadım ma'akhastu <laughs> almadım kalemehu <laughs> onun kalemini ma'akhastu <laughs> kalemmehu, ben onun kalemini almadım ma'akhastu <laughs> kalemmehu, ben onun kalemini almadım Evet birkaç kere daha tekrarlayalım. Bu ders epey uzun oldu. Ee, ama baştaki izahtan dolayı uzadı. Bir sonraki dersler inşallah yine ee, normal e, sürede olacaklar. İnşallah e, fazla sıkıntı vermemiştir. Eheze kaleme hu ve karece minel mektebi. Eheze kalemehu kalemini aldı ve karece minel mektebi. Kalemini aldı ve bürodan çıktı. Kalemini aldı ve bürodan çıktı. Eheze kaleme hu ve karece minel mektebi. Eheze kaleme hu ve karece minel mektebi. Celesat tilmizu ehaza kitabahu ve darasa dersahu. Çocuk, öğrenci oturdu, kitabını aldı ve dersini çalıştı. Öğrenci oturdu, kitabını aldı ve dersini çalıştı. Celesat tilmizu ehaza kitabahu ve darasa dersahu. Celesat tilmizu. Akhaza kitabahu ve darasa darsahu. قال الولد للأستاذ ما درست الدرس الجديد في البيت çocuk yani öğrenci çocuk hocaya öğretmene dedi ben yeni dersimi evde çalışmadım gelmiş sabah ve diyor ki ben yeni dersimi yeni ödevi yani çalışmadım öğretmene diyor bunu çocuk قال البلد للتلميذ قال الولد للتلميذ آه للاستاذ <laughs> للاستاذ قال الولد للاستاذ ما درست الدرس الجديد في البيت ما درست الدرس الجديد في البيت ما اخذت قلمه ما اخذت قلمه قلمي وبرس diyor ki sen aldın diyor birisine o da diyor onun kalemini ben almadım ما اخذت قلمه Mehkastu ma mehkastu kelimehu. Buradaki kelimeler, az önceki diğer cümlelerde, diğer çalıştığımız cümlelerin içerisinde yer aldığı için ve daha önce öğrendiğimiz için, burada şu ikinci okuma parçasında ikinci bölüm olan cümlelerde yeni kelime olmadığını baştan da belirtmiştik. Onun için burada tekrar mahiyetinde oluyor bu ikinci bölüm. Umarım fazla sıkıntı vermemişimdir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.